Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir. Damar tıkanıklığı ve bitkisel beslenme veya bitkisel tedavi dediğiniz zaman çok büyük bir ilgi çekiyorsunuz. Fakat bu konuya detaylarıyla kanalımda pek çok video ile değindim. Ama öncelikli olarak bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Şöyle bir şey düşünün isterseniz. Sizde veya yakınlarınızdan herhangi birisinde bir damar tıkanıklığı saptanmış olabilir. %50'nin altında bir ya da birkaç damarda, kalp damarlarında, bacak damarlarında tıkanıklık saptanmış olabilir. Veya balon olmuş olabilirsiniz veya stent olmuş olabilirsiniz. Hatta bypass ameliyatı olmuş olabilirsiniz. Hatta bypass'tan sonra birkaç balon ve stent daha olmuş olabilirsiniz. Bütün grupları bir araya getirdiğiniz zaman bir kere hastalık değil, hasta vardır diye bir kavramı tekrar anımsatmak istiyorum. Her hastanın özelliği farklı olabilir. Hastada bulunan şeker hastalığı, kolesterol yüksekliği ve diğer risk faktörleri hepsini bir araya koyduğunuz zaman herkes için aynı tür bir tedavi seçeneği söz konusu olamaz. Hastaları detaylı bir şekilde inceledikten sonra ona göre bir sadece beslenme veya bitkisel bir tedavi önerilmez. Aynı zamanda toplam bir yaşam tarzında bir değişiklik söz konusu olması gerekir. Bu çok önemli ve bunu da çok inatlı ve ciddi bir şekilde, ısrarlı bir şekilde sürdürmek gerekir. Neden diye soracaksınız. Bir kere birincisi damar tıkanıklığı, damar sertliği, bizim ateroskleroz dediğimiz süreç devam eden bir süreç. Dolayısıyla bu süreci durdurmak gerekiyor. Ve tüm çalışmalara baktığınız zaman asıl amaç burada özellikle kişilerin karşı karşı olduğu riskleri azaltmaktır. Bu risklerin başında yeniden bir damar tıkanıklığı olması, tedavi sonrasında veya damar tıkanıklığının ilerlemesi veya en çok sıkıntı çektiğimiz konu kalp krizi geçirip kalp kasının bir kısmının kaybedilmesi ve kalbin kasılma fonksiyonlarının bozulmasıdır. Bir de bunun yanına ek olarak diyelim ki 50 yaşındasınız ve sizde damar tıkanıklığı var. Bir düşünün, erişkin hayatınız 30 seneden fazla ve bundan sonra bu 30 sene içerisinde yaşadığınız hayat tarzını tamamıyla değiştirip farklı bir yönde yol almanız gerekiyor. Dolayısıyla sadece bitkisel beslenme değil, aynı zamanda tüm hayat tarzınızı da değiştirmeniz gerekiyor. Alışkanlıklarınızdan kurtulmanız gerekiyor. Alışkanlıklarından kurtulmak o kadar kolay bir şey değildir. Sabah kalktığınızda ilk yaptığınız şeylerin sıralamasını bir değiştirmeye çalışın veya yerine başka bir şey koyun ya da yeni bir şey ekleyin, bakın ne kadar zorlanırsınız. Dolayısıyla bir kere her şeyden evvel eğer bu konuda kendinizi korumak istiyorsanız baştan bir kendini adanmışlık programına sokmanız gerekiyor. Aksi takdirde başarısız olursunuz. Bir de özellikle kişinin bitkisel beslenmesi söz konusu olduğu zaman ne kadar bitkisel beslenecek, hangi öğeler daha çok ağırlıkta olacak, ek olarak kullanması gereken şeyler nedir, takviye gıdaya ihtiyacı var mıdır veya takviye herhangi bir şekilde vitamin ya da supplement gerekir mi, gerekmez mi? Bütün bunların hepsinin detaylı bir şekilde incelenmesi gerekiyor. Ve sürekli bir kontrol yapılması lazım. Ancak bu şekilde kişi kendi üzerindeki baskıyla beraber, yani doktoru ve hekimiyle beraber, tabii ki koydukları baskıyla beraber hayat tarzını eski halinden çıkartıp yeni haline getirmesi gerekiyor. Nitekim bitkisel beslenme dediğiniz zaman kategorileri ayırmışlar. Bu kategorilerde hani düşük bitkisel beslenme, orta bitkisel beslenme veya yüksek veya tamamıyla bitkisel beslenme diye ayırmışlar ve görmüşler ki bu bile hastaların riskini azaltmada oldukça yararlı oluyor ve buna karşın ne kadar buna uyarsanız, uygularsanız o derece risklerden uzak kalıyorsunuz. Dolayısıyla temel hedef tabii ki her zaman için damar tıkanıklığından tamamıyla kurtulmak ama bu o kadar kolay bir şey değil. Pek de mümkün gözükmüyor. Ancak ve ancak yapılabilecek en olumlu şey bulunduğunuz durumu korumak ve damar tıkanıklığının artmasını engellemek ve komplikasyonlarından, kalp krizinden ve diğer sıkıntılardan mümkün olduğu kadar uzak durmak. Birinci hedef bu olması lazım. Sonra eğer bunu devam ettirdiğiniz takdirde bir de üzerine gerçek kilonuza indiniz, zayıfladınız ve aç kalma sürenizde bir miktar arttırdığınız zaman görüyorsunuz ki ve görüyoruz tüm araştırmalarda, binlerce kişilerde yapılmış çalışmalarda, hatta son bir çalışma var, ismi de CardioVac, yani vejetaryen veya vegan beslenme ile kalp damar hastalıklarının arasındaki ilişki için düzenlenmiş bir çalışma ve bu çalışma halen devam ediyor ve göreceğiz ki buradan gelen sonuçlar da bizim için yol gösterici olacak. Dolayısıyla tek başınıza hem hastalığınızın yaygınlığı farklı olabilir, kendi kişisel özellikleriniz farklı olabilir.
Dolayısıyla hazır hap gibi şunları şunları ye, bunları yeme, şunu yap tarzında genel bir yaklaşım belki sizin için geçerli olmayabilir. Ama görülüyor ki özellikle büyük yeşil yapraklı sebzelerden, bakliyattan beslenen ve günlük az miktarda kuru yemiş, kabuklu kuru yemiş yiyenlerde bile normalde kalp damar hastalığı riski böyle bir diyeti ve yaklaşımı benimsemeyenlere göre daha az oranda görülüyor. Ve çok çok daha önemlisi bunun komplikasyonları daha az oranda görülüyor. Dediğim gibi olayı durdurmak ve geriletmek ve mümkün olduğu kadar komplikasyonlardan uzak durmak gerekiyor. Temel hedefimizin bu olması lazım. Onun için siz de bu konuda eğer istekliyseniz, bu konuyu yapabileceğinizi düşünüyorsanız, vazgeçmeyecekseniz ve hayat tarzınızı tamamıyla sağlıklı yeni standartlara kavuşturmayı diliyorsanız o zaman bunu başarabilirsiniz. Her zaman için et, süt ürünleri bunlardan uzak durmak gerekiyor. Yağlarda bir tek benim zeytinyağı konusunda bir rezervim var. Onu kullanabilirsiniz. Ama diğer yağlardan da uzak durup dediğim gibi tüm hayat tarzınızı, mutfak alışkanlığınızı, yemek yeme alışkanlığınızı bütün bunların hepsini değiştirmeniz gerekiyor. Yoksa tek bir paket programın bütün hastalarda, farklı hastalarda, farklı koşulları sahip olan hastalarda geçerli ve yararlı olmasını beklemek maalesef çok uygun olmaz. Efendim bu kısa video için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.